Selam dostlar. Bugün karşınızda FFA P16 uçağıyla çıkıyorum. Bu uçak arkadaşlar oyuna son güncelleme ile eklenen bir premium aracımız. Şu anda Gaijin Store'da 899 TL. Bu videoda bakalım 899 TL'ye değecek bir araç mı? Her şeyini inceleyeceğiz detaylıca. Hatta videonun en sonunda da arkadaşlar bir canlı yayın kesiti koyacağım. Canlı yayında tank savaşında uçak vuruyoruz. 3-4 tane. Onlara da eklemiş olacağım. Arkadaşlar şöyle 2 tane base alacak kadar bomba taşıyabiliyorsunuz. Veyahut Snap Type 23 roketlerinden 44 tane alabiliyorsunuz. Bu roketlerin ilginç bir özelliği var. Bunları alacağım bu arada. 2 tane de FLZ LVF63 diye havadan havaya füzeleri var. 10G çekiyor. 20 saniye takip ediyor. F5'in füzelerinden hallice arkadaşlar. Hatta F5'in füzelerinden daha kötü F5C'nin diyebilirim. Hemen oyunumuza geçelim hızlıca. Dostlar ilk oyunumuza girdik. Kalkışımızı gerçekleştirdik. Şimdi uçağın birkaç artı ve eksi özelliğinden bahsedeceğim. Öncelikle arkadaşlar uçağın bir arı tam bir. Bu eksi bir özellik. Baştan bir eksiyle başlayalım. Çünkü uçağın eksi özellikleri artı özelliklerinden bana göre daha çok arkadaşlar. Hemen başlayalım. Daha yeni bahsettiğim şeyden. Arkadaşlar çok yüksek rütbelere denk gelebiliyorsunuz. Ya şöyle MiG-21 gibi uçaklar sizin seviyenize denk geliyor. Yani bu uçak nere? MiG-21 nere arkadaşlar? Hani biraz karşılaştırdığınız zaman. Gördüğünüz gibi 2 tane MiG-21 var. F-104 hadi neyse. Bu uçaktan yine daha iyi. Yani afterburnerlı uçaklar denk geliyor. Siz bu uçakların yanında çok bir şey yapamıyorsunuz arkadaşlar. Haberiniz olsun. F-100D'nin bile afterburner'ı var. Yine F-100D haydi bir nebze idare eder diyebileceğimiz bir uçak. Şöyle bir F-104'e inelim arkadaşlar. Veyahut şurada gördüğünüz AV-8'e gidip biraz bizim arkadaşa yardım edelim. Bu uçak savruldu şu anda. Savruluyor gördüğünüz üzere. Füze atalım buna. En azından uçağı bitirmiş oluruz. Şu şekil. Hop bir tane daha uçak vurduk. Gördüğünüz üzere. İkinci killimizi de aldık. Arkadaşlar neyse bunu en son ikinci oyunda bahsedelim. Çünkü şu an gerçek manada bir çatışma dönüyor. Gördüğünüz üzere. Şöyle ben kendi takım arkadaşlarıma doğru bir manevra yapacağım. Çok keskin bir manevra olmayacak. Çünkü arkadaşlar uçağımız çok savunmasız bir uçak. Gerçek manada birazdan görürsünüz. Bakın Milan'ın mesela afterburner'ı var. Vuruldu. 10 numara 5 yıldız Milan'da vuruldu. Bu uçağın en büyük düşmanı arkadaşlar şurada gördüğünüz F-86 F'ler. Yani F-86 uçakları inanılmaz derecede güçlü bizim uçağa karşı. Neden güçlü diyorum? Çünkü arkadaşlar bu uçakların gerçekten güzel dönüş manevra kabiliyetleri var. Siz ona denk geldiğiniz zaman eğer hızı da sizden yüksekse inanın kurtulamıyorsunuz. Öyle bir şey yani arkadaşlar. Şimdi vuruyormuşum bir tanesini. Hop şöyle ateşleyelim. Yok füzemiz vuramayacak. Dönüyor. Bakın arkadaşlar. Vurduk vurduk. Vuramazsak bu adam manevra olarak bizi yeniyor. Şu an gördüğünüz üzere arkadaşlar yetişemiyorum. Kontrolü de kaybettik. Ya bu gerçekten oyunun hilesi gibi bir uçak. F-86 zaten çok güzel dönen bir uçak olduğunu biliyorum arkadaşlar. Bizim mermilerimiz de ona yetişmiyor zaten. Şöyle yukarıdan bir tane uçak bana mı iniyor? Olabilir, inebilir. Gerçekten yanlış karşılamam. Bu arada F-86 öldü şu anda. Bundan şöyle bir asist alalım ya. Tamam, kritik attık. Çok güzel. Yukarıda bir Mirage ve Şahak diye uçak var. Dönelim. Arkadaşlar hala bu arada toplarımızın yarısından fazlası duruyor. Gördüğünüz üzere. İki, yok yarısından fazlası mı duruyor? Ya biraz tam yarısı diyelim. Yarısı duruyor. Ama gördüğünüz üzere arkadaşlar bütün uçaklar afterburner uçaklar. Bu arada şu dört şeylerini göstereyim. Füzeleri göstereyim roketleri. Daha doğrusu bakın arkadaşlar roketler şu an uçağın içinde. Uçağa sadece ağırlık yapıyorlar. Maksimum hızını düşürüyorlar. Bunun dışında herhangi bir hava sürtünmesine sebep olmuyor. Ama şöyle roket atma tuşuna basınca bakın roketler dışarı çıktı gördüğünüz gibi. 4 tane roketimiz dışarı çıkıyor. Ve bu da ne demek oluyor arkadaşlar? Kısa hemen hızlıca bahsedelim. Roketler uçağın aerodinamiğini o kadar fazla etkilememiş oluyor. 2 kill bir de asist yaptık. 1180 puan. Gidip biraz yer hedefi avlayalım arkadaşlar olmadı. Çünkü bu Şahak uçağını vuramayacağız. Tab basıyorum. Oo daha 4 tane de düşman uçağı varmış. Nerede acaba bu düşman uçakları? Ya bu afterburner'lı bir uçak arkadaşlar. Bunu kovalarsak biz oyunu bitiremeyiz. Bizim 44 tane olan roketimizle gidip yer hedefi avlayalım. Özellikle şuradaki araçlar da ip gibi dizilmiş yola. O yolu bir görebilirsek gençler. Şöyle. Tamam. Yola bir füze saldırısı yapacağım. Çok güzel gözüküyor yol şu anda.
Füzelerimiz bitti. Gördüğünüz üzere. Şimdi uçak daha iyi manevra yapar, daha iyi dönebilir. Şimdi bir adet Q5L uçağı var yanımızda. Bunu da vururuz arkadaşlar büyük ihtimal. Eğer şey yapmazsa, kanadından gitti. Ateşleyelim. Bayağı vuramadık herifi. Yok arkadaşlar, bunu vuramayacağız biz. En iyisi... Ha dur, döndü. Bundan bir kill çalalım ya biz. Herif ne yapıyor ya? Yere çakılacak bu gidişle. 2 dakikalık yakıtımız kaldı. Son adam bu mu? Yok, 3 tane daha adam görüyoruz ama düşmanları şu an göremedim. 1 dakikalık da yakıtım kaldı. Q5'e yetişemiyoruz ya. Neyse, bu base'e kadar kovalarım ben bu arkadaşı. Zaten şu an gidecek, base'e inecek. 1 dakikalık da yakıtımız kalmış arkadaşlar. Bu adamı kovaladıktan sonra gidip kendi base'ime ineceğim. Zaten totalde 7 dakikalık yakıtımız var. O yüzden de 2 dakikalık yakıt bizi götürecektir. O konuda sıkıntınız olmasın. Ayrıca şuradan bir F-104 de gidiyor. Neyse, F-104'ü bırakacağım. O ilerlesin. Yoksa bizim hızımız azalacak. Gördüğünüz gibi gençler, yani bu uçakla oynadığınız zaman aslında çok ekstra da bir uçak değil. Q5'i vuracağım bu arada. Son önümde de bir miraj var. Q5 bu arada arkadaşlar asıl base'e gidiyor. Asıl base'deki uçağı vurmayacağım tabii ki de. Tamam. F-104 de bana geliyor. Diğer uçak da bana geliyor. Gördüğünüz gibi. İki tane uçakla VS atacağız. Bizim uçaklar ne yapıyor orada? Bizim uçaklar biraz aşk yaşıyor. Şu F-104'ü bir dojlayabilirsem arkadaşlar. Güzelce. Tamam, çok güzel. Dojladık F-104'ü. Miraj'a tekrardan yönelebiliriz. Yakıtımız bitecek ama savaşarak ötürüz arkadaşlar. Bir tane füzemiz olsaydı var ya, şunu atardık. Çok tatlı bir şekilde de vururduk. Yakıtı azalmamın şu an ceremesini çekiyorum. Yaklaşıyoruz bu arada arkadaşlar. Bayağı güzel şekilde yaklaştık gördüğünüz üzere miraja. Şöyle dönelim. F-104 yine bize vuracak. Miraj uçağı afterburner'ı hiç kapatmadı ama şöyle flapleri muharebeye getirelim arkadaşlar. Önümüze alalım. Miraj hızlanamıyor. 28 saniyelik de yakıtımız kaldı. 68 tane de mermimiz kaldı gördüğünüz üzere. Tamam, bu sefer artık işe noktayı koyacağız. Arkadaşlar çok güzel. 56 tane mermimiz kaldı. Mermi konusunda sıkıntı yaşamıyoruz. Evet, mirajı vurduk gördüğünüz üzere. Bu geçmiş olsun. Mortingenstrasse. F-104 nerede bilmiyorum ama bizim de yakıt arkadaşlar %1 kalmış. Bu yakıtla artık base'e dönemeyeceğiz maalesef. Maalesef yakıtla base'e dönemeyeceğiz. Ama şöyle yapabiliriz arkadaşlar. Oyun bitene kadar süzülebiliriz. Zaten oyunun bitmesine de çok az kaldı. F-104 gördüğünüz gibi uzaklaştı. Bu arkadaşı saldı. Bir tane de arkadan uçak geliyor şu anda. Görüyorum arkadan gelen uçağı. O da bize vuracak. Bakalım oyun bitene kadar süzülebilecek miyiz? Yoksa ölecek miyiz? İkinci oyuna girdiğimiz zaman arkadaşlar uçağın detaylarından bahsedeceğim. Hatta şimdi bahsedeyim biraz uçağın detaylarından. Arkadaşlar uçak premium bir uçak hissini vermiyor size. Yani ekstra size sağladığı bir şey yok. En büyük ekstra özelliği, bakın arkadaşlar, 1140 para ödülü veriyor. Yani bu uçakta çok rahat para kazarsınız. Ama oynaması gerçekten zor. Alışırsanız yine iyi oynayabilirsiniz ama arkadaşlar bazı uçaklar sizden iyi oluyor. Mesela bunun yerine F5C'yi almayı ben tercih ederim. Bir de uçağın fiyatı 900 TL. Tamam, hani Türkiye fiyatlandırması iyi, hoş ama bir uçağa 900 TL de şöyle bir uçağa 900 TL vermek yerine arkadaşlar 200-300 daha koyarım. Giderim top tier'dan MiG-21 Bison alabilirim. F-20 alabilirim. Yani gerek var mı şöyle afterburner olmayan bir uçağa ki... Uçağın bir arada tam ara bir yer olduğu için arkadaşlar çok şeyde kalıyor. Böyle sürekli top tier jetler geliyor. Mesela F-104, tamam F-104 de bizden o kadar gelişmiş bir uçak değil. Manevrası kötü sonuçta ama F-86 gibi güzel uçaklar gelebiliyor. Veyahut MiG-17, MiG-19 gibi afterburner olan, daha da aynı ki Miraj gibi afterburner olan uçaklar da gelebiliyor gençler. Bu arada ben şu yere insem banlayamadan oyunu tamamlayabiliriz herhalde. O Q5 bana geliyor arkadaşlar. Vurulduk. Patladık ya, neyse. Arkadaşlar 2000 puana yakın puan yaptık. Gördüğünüz üzere. Bu oyun bitecek. Ne kadar puan kazandığımızı, ne kadar para kazandığımızı da göstereceğiz. Herhangi bir boostumuz yok şu ana kadar. Evet dostlar, oyunumuz bitti.
Bakalım ne kadar kazanacağız. Gördüğünüz gibi 93 bin para kazandık ve 21.104'te araştırma puanı kazandık. Herhangi bir boost açık değil gördüğünüz üzere. Yani bu uçak temel olarak bu şekilde kazandırıyor arkadaşlar. Tank savaşlarında iş yapar mı? İlla ki tank savaşlarında da iş yapar ama neyse onu da ikinci oyunda konuşalım. Dostlar yeni oyunumuza girdik. İkinci oyundayız. Şimdi yine bir uçaklardan bahsedeyim. Oyundaki uçaklardan. Bakın arkadaşlar MiG-19, F-8U-2 gibi afterburner'lı, G-91 gibi afterburner'lı uçaklar bize baya baya bol bol denk geliyor. Bu uçak aslında bir afterburner'sız bir uçak. Ama gençler bazı mesela şu Hunter gibi uçaklardan da daha hızlı kalkıyoruz. Bir zahmet onlardan da daha hızlı kalkalım diye düşünüyorum. Sonuçta bu bir premium uçak. Bakın MiG-21 ve MiG-19. Bunlar bizi şu anda paramparça edebilecek uçaklar. Hatta MiG-21 uçağının bir radar füzesi var. Gençler Rusya'da birinci seviyedeki uçağın. Umarım onlar bize gelmez. Ben de şöyle alçalıp Milan uçağına doğru ineceğim. Çünkü peki neden bu Milan uçağı? Çünkü aşağıda yukarıdaki uçaklar bizim seviyemiz, dengemiz değil arkadaşlar. Şöyle F-100'e dönebiliriz. Manevra olarak F-100'ü belki daha F-100'ü yenebilecek manevra seviyesine sahip bir uçak olabilir. Şu an kullandığımız uçak. Hadi vuralım ya şunu. Arkadaşlar. Heh tamam sonunda vurabildim ya. Bayağı umutlaştım. Şimdi Hunter F var gördüğünüz üzere. Alçakta takılırsak aslında bu uçak daha iyi dönüşler sergileyebilir. Bir tık daha alçak tarafta. Harrier var. Acaba Harrier'da Afterburner var mı? Aklımda deli sorular. Ben şu Hunter'a gideceğim. Diyeceğim de Hunter'a da yetişemeyeceğiz. F-100'ü salın arkadaşlar ya. Bu uçaktan size hayır gelmez. Ben şuradaki uçaklara ineceğim ama arkadaşlar bunlar da bize hayır verecek uçaklar değil. Yani MiG-21'lerden aşırı çekiniyorum açıkçası. Şurada Q-5 bana mı iniyor? Yok bana inmiyor. Onun da Afterburner'ı var. Hepsinin Afterburner'ı var. Biraz rütbe olarak sıkıntılı bir rütbe gerçek manada dostlar. Farklı farklı uçakları görüyorsunuz Afterburner'lı. Arkamdan da Q-5 son hız bir şekilde bana yaklaşıyor. Gördüğünüz üzere şurada bir tane Q-5 daha var. Q-5'e kafa atabilirim. Q-5'i bir tane daha Q-5'e avladık. Arkamdaki Q-5 de son hız bana yaklaşıyor. Ya Q-5 manevra olarak benden daha iyi değildir ama yine de bize sıkıntı çıkartabilecek bir uçak arkadaşlar. İkinci kilimizi de aldık. Bu arada uçağın topları gerçekten çok iyi. Aklınızda bulunsun. İnanılmaz topları var. Şöyle flapleri açalım. Bu arada flaplerden de bahsedeceğim. Uçağın ilginç flapleri var. Onu unuttuk bahsetmeyi. Bakın arkadaşlar. Muharebe flaplerini açıyorum. Görüyor musunuz? Robot kollar ileri doğru itiyor. Normal bu arada iniş flapleri de arka tarafta. Bakın şöyle yüksek hız flapleri kapat diyor. Şöyle. Bakın iniş flapleri arka tarafta açılıyor. Hatta kırdık flapin birini. Neyse arkadaşlar. Olmadı bir base mi atsak? Yok gerçi iki tane düşman uçağı kalmış. Hiç base atmaya gerek yok. Flapler bu şekilde. Yine 1100 puan yaptık. Ortalama 1100-1200 puan yapabiliyorsunuz gördüğünüz gibi. Ama şöyle yerden giderseniz arkadaşlar F-104 gibi yerde çok daha iyi manevra yaparsınız. Dikey manevralarda uçak o kadar da güzel değil. Kanatlarının açısından dolayı ve kanatlarındaki ağırlıklardan dolayı bunu size rahatlıkla söyleyebiliyorum. Şimdi şuradaki MiG-19'a doğru ilerleyelim arkadaşlar. O MiG-19'u vuramayacağız. Biz en iyisi bot uçaklarını avlayalım. Şöyle şurayı da biraz hızlandırırız. MiG-15 öyle bir ilerliyor ki. MiG-15'e füzemizi yolladık. Vuramadı. Şaka gibi füze. Oğlum bu MiG-15'i niye vuramıyor bizim füzeler? İmha edelim arkadaşlar. Ben yavaştan base atacağım. Bir dakikalık da yakıtımız kalmış. Oyun bitecek zaten şu an. Bundan sonra artık zamanı oynayacağım. İki tane yarı defa avladık. Bu arada uçağın balistik bilgisayarı bulunmuyor. Balistik bilgisayarının bulunmaması tank savaşlarında çok büyük eksi. Ve arkadaşlar tank savaşlarında da bir elde tank savaşında girebiliriz bu uçakla. Kendi seviyesinde uçağın inanılmaz derecede fazla 2S-38 gibi tanklar denk gelebiliyor arkadaşlar. Bildiğiniz üzere 2S-38 bir anti-air aracı. Çatır çutur bu yüzden tankları indirebilir. Neyse onu bir de tank savaşı görelim orada gösteririz. Dostlar ikinci oyunumuz da sona ermiş bulunmakta. Bakalım ne kadar kazanmışız. Hemen inceleyelim.
Gördüğünüz gibi burada da 14 bin kazandık. 2 tane uçak vurduk galiba. 74 bin de para kazandık. Yani belli seviyede belli puanlar kasabiliyorsunuz arkadaşlar. Aynı bu puanda sürekli devam ediyor. Bir de şuradaki tam 2 IP'yi oynayarak tank savaşı girelim. Hızlıca bir de tank savaşını da görelim. Eğer bunu beceremezsem arkadaşlar tank savaşını fazla zorlamayacağım kendimi. Bir yayından kesit koyacağım. Yayında da bu uçakla oynamıştık tank şeklinde. Hemen devam edelim. Alçaktan şöyle ateşleyeceğim. Tamam, hedefi yok ettik. 10 numara 5 yıldız. Evet, şimdi uçağımıza geçiyoruz. Şöyle roketleri de var. Aslında bu roketlerden de alabiliriz ama fazla diricilikleri yok. 2 tane bomba aldık, 2 tane de füze aldık. Bakın gençler, tank savaşlarında aslında o kadar da kötü bir uçak değil ama karşınızda radar güdümlü, pardon radar diyorum. Karşınızda anti-air yoksa, anti-air varsa tamamen bomboş bir uçak haline dönüşüyor arkadaşlar. Bu rütbede de anti-air inanılmaz derecede fazla oluyor gerçek manada. Bakalım, şöyle anti-air'larımız var gördüğünüz gibi. Gerçi bunlar anti-air olmuyor herhalde. Her neyse. Tanktan fazla anlamıyorum zaten. Tankta da uçak oynuyoruz. Ama gençler, bir helikopter falan olduğu zaman inanılmaz derecede güzel vuruyorsunuz. Gerçek manada. 2 tane 2000 librelik bomba aldık. Bunlarla güzel killer alabiliriz. Heh. Şimdi balistik bilgisayar olmadığı için biz pike bombardıman yapacağız gençler. Pike bombardıman nedir diye soracak olursanız da onu da göstereyim. Bakın ne güzel atış ediyor, görüyor musunuz? Şu arkadaş, yerdeki arkadaş. Çok güzel. Derken evet, tam olarak bundan bahsediyordum arkadaşlar. Anti-air bizi çat diye avladı gördüğünüz üzere. Bunu da olabildiğince kısa koyacağım. Neyse arkadaşlar, bu uçağa 899 TL'lik bir uçağa 2 oyun yeter. Ben hiç kimseye bu uçağın alınmasını tavsiye etmiyorum. Bu güncellemedeki şu diğer AV8B uçağın da alınmasını tavsiye etmiyorum. Tankı bilmiyorum, tank alabilirsiniz. Bunlar bir beklesin arkadaşlar. Hatta önümüzde Kasım ayı var. Kasım ayında bekleyin. Şu an oyunda mevcut olan premiumlardan alırsınız. Bu uçak biraz İsviçrelileri kazıklamak için oyuna eklenmiş bir uçak. Şöyle de göstereyim. İsviçre, Almanya'nın altında bir ülke bildiğiniz üzere. Yani ben fazla beğenmiyorum. Şöyle de bir kamuflajı var gördüğünüz üzere. Oynayabilirsiniz, alabilirsiniz. Seçimi size bırakıyorum arkadaşlar. Benim yorumlarım bu şekilde. Herkesin kendi bütçesi, kendi parası. Ona bir şey diyemem. Alırsanız da iyi oyunlar diliyorum hepinize. Hepinize değil, alanlara iyi oyunlar diliyorum. Geriye kalan arkadaşlar da kendine dikkat etsin. Sağlıcakla kalın.